Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil Alemin Ves salatu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Değerli kardeşlerim, 24. sözden kaldığımız yerden inşallah devam edeceğiz. Halık Zülcelal Esma-i Hüsna ile Mahlukatın Cenab-ı Hakk'ı marifet derecesinde nasıl tanıması gerektiğini, Allah'ı tanıdıktan sonra O'nu nasıl tekrim ve tazim etmesi gerektiğiyle alakalı bir ders, Cenab-ı Hak istifade ve istifazamızı ziyade eylesin. Halika Zülcelal, Celal, burada yine bir sıfat ile Zül Celal, o Celal sahibi olan, yani azamet sahibi olan ve yaratıcı hakikaten kainata temaşa edip tefekkür edip de yani Cenab-ı Hakk'a zülcelal dememek ki ayeti kerimede geçen bir es esmadır. Malum halileriniz esmanın bir kısmı hadis-i şeriflerde, bir kısmı dualarda, bir kısmı ayeti kerimelerde ne yapıyor? Meskürdür, geçiyor. Burada Halik Özül Celal, Celal sahibi olan Cenab-ı Hak. Azameti, heybeti, kudreti, bütün kainatın kuvveti her zerresinde görünen Cenab-ı Hak, her şeye yakın olduğu halde yetmiş bine yakın nurani perdeleri vardır. Yani Cenab-ı Hak her şeye ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid ben size şah damarınızdan daha yakınım diyor Cenab-ı Hak. Öyle buyuruyor. Ayeti kerimede diyor ben kulumu kulum ile kalbi arasına girerim. Yehulu beynel mer'i ve kalbihi. Yani o kuluyla kalbi arasına hulul eder, dahil olur, girer. Böyle bir Allah. 70 bine yakın nurani perdeleri vardır. Yani bize bu kadar yakın ama biz Cenab-ı Hakk'a o kadar uzağız. Şimdi yine birinci derste olduğu gibi değerli kardeşlerim, insanın en büyük hatası zatıyla, mahluk olan zatıyla, halik olan Allah'ın zatının misal vermek, karıştırmak yani sap ile samanı insan birbiriyle karıştırıyor. Rahmetli 40. hocama birisi gelmiş demiş ki benim bir sualim var hoca efendi. Buyur demiş sor. Demiş ben öldükten sonra nasıl kalkacağım, nasıl dirileceğim deyince demiş ki sen yataktan kalkamıyorsun. Ne kalmış ki topraktan kalkacaksın. Ama eğer diyorsan ki Allah beni nasıl kaldıracak onu sana ispat edeyim. Yani biz Allah'la ne yapıyoruz? Rububiyetle ubudiyetin dairelerini karıştırıyoruz. Halbuki maracel bahreyni yeltegiyan beynehüma berzehullâ yebgiyan O ikisinin arasında muazzam bir perde var. İkisi tamamen birbirinden ayrı. Ondan dolayı ulema demişler ki Cenab-ı Hakk'ı Kur'an'da en güzel tarif eden, en kısa tarif eden ayeti kerime leyse kemithlihi şey'ündür. Allah Allah. Yani hiçbir şey Allah'a benzemez. Hiçbir şey onun misali değildir. Onun dengi değildir. Misli değildir, benzeri değildir. Biz şöyle düşünüyoruz. İstanbul'la Ankara'nın arası 460 kilometre. Ankara ile İstanbul'un arası kaç kilometredir? Bunu talebeye muallim sorsa, talebe der ki hocam aklımla mı dalga geçiyorsun? İstanbul'la Ankara'nın arası 460 kilometre ise Ankara ile İstanbul'un arası da 460 kilometredir. Çünkü matematiğin değişmez kuralı var. 2 ile 3'ü toplasan 5 ettiği gibi 3 ile 2'yi de toplasan 5'tir. Yerlerinin değişmesi sonucu değiştirmez. Ama bakıyoruz ki Cenab-ı Hak bize bizden ruhumuzdan daha yakın biz ona nihayetsiz derece uzağız. Bu nasıl oluyor? Bunun cevabını Üstad Hazretleri 18. sözde muazzam bir şekilde veriyor. Buradan kısaca burada bahsedecek olursak güneş misalini veriyor. Biz güneşe 1 milyon 200 bin kilometre uzağız. Ama güneş bize ısısıyla, ışığıyla, hararetiyle, tasarrufatıyla, elvanı sebasıyla, renkleriyle bize Yanağımızda, yüzümüzde, gözümüzde, her an bizim yanımızda, bizimle beraber. Ama biz bir güneşe gitmeye kalksak, faraza farz edelim, bizim milyonlarca, yüzbinlerce yıl senemizi alır ve gidemeyiz de. Değerli kardeşlerim, demek ki Allah bize nihayetsiz yakın, Verillahil الْمَثَلُ Ala, Temsilde hata olmasın ama biz Allah'a nihayetsiz uzağız. Ona yakın olmak için de değerli kardeşlerim Cenab-ı Hak bize tüyo veriyor. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ağzıyla Akrabu ma yekûnul abdu min rabbihi ve Kulun Allah'a en yakın olduğu an secdanıdır. Fe dua O secdede çok dua edin. Başka e, ayeti kerimede de ise, bu hadisi şerif ayeti kerimede ise maddi olarak Allah'a yaklaşmayı o manevi namaz ile yaklaşmak. Kurban karabe yaklaşmak demek. Len yener <laughs> Allahu luhumuha ve la dimauha. O kestiğiniz kurbanların ne kanları ne de etleri Allah'a ulaşmaz. Sizin ancak velakin yenaluhut takvamin kum, Velakin sizdeki Allah korkusu, ve Allah'a yaptığınız itibar ve saygıyla Allah'a yaklaşırsınız. Demek ki bizler maddi olarak malımızdan vermekle manevi olarak da secde ile ne yapıyoruz? Allah'a yaklaşıyoruz. Evet, her şeye yakın olduğu halde 70 bine yakın nurani perdeleri vardır. Mesela sana tecelli eden, mesela benim üzerimde tecelli eden Halik isminin mahlukiyetindeki cüzi mertebesinden yani ben Allah'ın mahluklarından mahlukatından kaç taneyim Allah Celle Celalü kaç tanesinden biriyim hele antropologların dediğine bakılırsa 110 küsür milyar insan bugüne dek yaratılmış bir o kadar da belki kıyamete kadar yaratılacak insan var 200 milyar insandan bir tanesiyim. Trilyonlarca, kat trilyonlarca balık var. Sinek var. Sair hayvanat var. Kent trilyonlarca ağaç var. Ve katrilyonlarca gök cismi var. Dünya gibi gezegenler var. Yani bir bende tecelli eden Allah'ın halik esması var. Yani bir Allah'ın sanatı bende görünüyor. Celle Celaluhu. Bir de mahlukatında görülüyor Cenab-ı Hakk'ın sanatı. Yani bendeki Halık isminin mahlukiyetindeki cüz'i mertebesinden o tecellinin tut ta bütün kainatın Haliki. Yani bir benim Halik'im bir de bütün mahlukatın Haliki olması. Haliki olan mertebe-i kübra ve ünvan-ı azama kadar ne kadar perdeler bulunduğunu kıyas edebilirsin. Yani sadece bu Halık esmasının tecelliyatındaki mertebe. Onun için Cenab-ı Hakk'ın mürettib, mufaddıl, müsebbib esması, mahlukatta yarattığı bütün esmalarıyla birlikte onlar da tecelli ediyor. Zaten Cenab-ı Hakk'ın bir mahlukta bir tane esması değil. 33. sözün 32. penceresinde üstadımız diyor ki insanda zahir olan 70'ten ziyade esma var. İnsanda mesela Rab, Halık, Musavvir, Müzeyyin, efendim Rezzak, Kerim, Muhyi, öldüğü zaman Mümit. Yani her gece yarıya öldürüyor yine Mümit. Dolayısıyla Cenab-ı Hakk'ın insanın üzerinde tecelli eden 70'ten fazla esma-i hüsnası var. Allah okumayı nasip eylesin. İşte onun için Esma-i Hüsna'yı tanımak, bilmek, onlarla Allah'a dua etmek insan için büyük bir şereftir. Ondan dolayı Cenab-ı Hak buyuruyor ki, اِنَّمَا يَخْشَ اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ ulema. Allah'tan hakikatiyle alimler korkar. Yani insan bildikçe, Allah'ı tanıdıkça sever, sevdikçe Allah'ın hukukuna riayet eder. Yani Hangi Allah'ın huzurunda eğiliyorum? Rükûya varıyorum. Allahu ekber. Semi Allahu limen hamide. Allah Allah. Dedim dikildim. Bu sıradan bir lafız değil. Bir itibar değil. Bir kıyaslama değil. İltifat değil değerli kardeşlerim. Semi Allah Allah limen oradaki men istirak edatıdır. Allah ki her kim kendisini över, hamd eder, Allah'a teşekkür eder, Allah onu işitir. Her kim lisanı haliyle ve lisanı kaliyle zaten dersimiz yani mahlukatın Allah'ı esmasıyla zikri ki göreceğiz lisanı haliyle ve lisanı kaliyle mahlukat Allah'ı nasıl zikrediyor? Allah'ı nasıl övüyor? Mesela bir arı ya Rabbi diyor bana öyle bir hasiyet verdin ki bir tarafımda zehir bir tarafımda bal. Dünyanın en tatlı şeyi ki kavunu izafeten bal gibi kavun diyoruz. Yani hangi şey tatlıysa bal gibi oldu diyoruz. Bal gibi tadı var. Abi baldan farkı yok diyoruz değil mi? Yani bala izaf ediyoruz. Öbür tarafında ise yarım santimetre bir santimetrelik arı öbür tarafında ise uzuvları tahrip eden zehir. Zehir ile balı Cenab-ı Hak çiçekten yaratıyor. O arıya yaptırıyor. O ar arı haliyle, lisanı haliyle, vızıldamasıyla değil sadece, lisanı haliyle Allah'ı tebrik ediyor. Allah'ı övüyor, Allah'a hamd ediyor. E şimdi ben de seni Allahu limen hamide dediğim zaman bunu tefekkür ile ya Rabbi sen zatını övenler işitirsin doğruluyorum. O kavmede, o doğrulmaya kavme diyoruz. Namazda ne diyoruz? Allahümme Rabbena ve lekel hamd. Ya Rabbi biz de ancak sana hamd ederiz. Seni övüyoruz. Hamdin çok manası var. Sana teşekkür ediyoruz. Seni sena ediyoruz. Manaları bunun içerisinde var. Demek ki yani Allah Allah Celle Celaluhu mahlukatında her bir tabakada ayrı ayrı mahlukat esması, halik ismi tecelli ediyor. O tecelliyatta ne yapacağız? Biz de bizim üzerimize tecelli eden o halikiyeti görüp bütün sair mahluklara olan ikram ve inamı da itibara alarak Cenab-ı Hakk'ı ne yapacağız? Öveceğiz. Sana tecelli demek bütün kainatı arkada bırakmak şartıyla mahlukiyetin kapısından halik isminin müntahasına yetişirsin bütün ha namazda Allahu ekber diyerek bütün mahlukatı bir manada geriye itiyoruz geriye atıyoruz yani hayalen diyor tefekkür ederek fikren diyor mahlukatı geride bırakarak mak şartıyla mahlukiyetin kapısından Halik isminin müntehasına yetişirsin. Yani o sanatlı yarattığı mahlukatın Allah'ı övdüğünü, lisan hal ve lisanı kal ile Allah'ı övdüğünü görürsün. O Halik isminin burcuna yetişirsin. Daire-i sıfata yanaşırsın. Şimdi esma dairesinden sıfat dairesine. Burada ulema, üstadımız Risale-i Nur'da ve sair ulema da eserlerinde 6 tane tabaka e, hatta bir de zat tabakasıyla 7 tabaka yapmışlar. Şöyle birincisi zat tabakası. Ondan aşağıda şuurat tabakası. Ondan sonra ondan tecelli eden sıfat tabakası. Ondan sonra esma tabakası. Biz şu anda Cenab-ı Hakk'ı tefekkür ediyoruz. Hani ve yetefekkerûne fî halkı semâvâti vel ardı. Rabbena mâ halakte hâza bâtile. Ya Rabbi sen yanlış iş yapmazsın. Neyi? Ve yetefekkerune fî halkı semavati vel arz. Semavat ve arzın yaratılışını tefekkür ederler o e iman edenler. Ve derler ki Ya Rabbi senin batıl işin, boş işin yani lüzumsuz işin olmaz diye Cenab-ı Hakk'a o müminler hitap ederler diyor. Peygamber Efendimiz duasında Rabbimiz de ayeti kerimede Ali İmran suresinde. Demek ki işte bu halikiyet mertebelerinde Cenab-ı Hakk'ı esmasıyla tanıyarak Halik ismini bütün mahlukatı geri atan kimse ne yapar? O zaviyeden, o pencereden Halik ismini bir mertebe, bir derece ne yapabilir? Görebilir. Evet bizler Cenab-ı Hakk'ı esmasıyla tanıyoruz. Zatıyla tanımamız mümkün değil. Şunatıyla tanıyabilmemiz mümkün değil. Zatını inşallah biz nerede göreceğiz? İnşallah Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın müjdesiyle cennette müşahede edeceğiz. Cenab-ı Rabbül Alemini, Cenab-ı Hakk'ı cennette müşahede edeceğiz. Hani Hazreti Musa Aleyhisselam e, Tur-i Sina'ya gittiğinde Cenab-ı Hakk'a bu anlattığım şey Araf suresinin 7. ayeti 143. ayeti kerimesinde geçiyor. 7. surenin 143. ayeti kerimesinde Cenab-ı Hak ne diyor? وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِقَاتِنَا Musa bizimle miqat, mikat umreye ve hacca gidenler bilir. İhrama girme sınırı yani sözleşme ve randevulaşma sınırı demek. Başlama sınırı, randevu yeri demek. Mik'at yani orada uk'ut orada akt edilen yer sözleşme yapılan yer randevu yeri yani burada buluşacağız. İşte mikat yerinde ihrama giriyoruz ya randevuda buluşuyoruz. Ondan sonra ne yapıyoruz? Lebbeyk Allahumme lebbeyk lebbeyke la şerike leke lebbeyk diye Kabe görünene kadar ya Rabbi geliyorum ya Rabbi emret ya Rabbi baş üstüne geliyorum diye Kabe görünene kadar lebbek diye diye gidiyoruz. Ve lemma ca'e Musa limikatina benimle Musa konuşmaya geldiğinde, randevu yerine geldiğinde ve kellemehu onunla konuşmaya. Kale dedi ki Rabbi, Hazreti Musa diyor. Ya Rabbim erini enzur ileyk. Ya Rabbi seni görmek istiyorum. Bana zatını göstersene. Bu malum haliniz. İşte o kıssa bu ayeti kerimede geçiyor. Ya Rabbi erin enzur ileyk ben seni görmek istiyorum. Galen len terani asla beni göremezsin. Cenab-ı Hak buyuruyor. Evet len terani velakin inzur ilel cebel fakat velakin velakin Arapça'da istidrak edatıdır. Yani yanlış kulun muhatabın yanlış anlaşıl muhataba yanlış anlaşılmamak için yanlış anlaşılma korkusundan düzeltme edatıdır. Ama velakin bu iş böyle. Bizim Türkçemize de geçmiştir. Velakin velakin sen beni göremezsin velakin unzur ilal cebel. Sen ne yap şu dağa bir bak. Fe in istakarret mekanehu fe in فَسَوْفَ تَرَانِ Eğer o dağ yerinde durabilirse ancak beni görebilirsin. İşte kardeşlerim Cenab-ı Hak orada nur esmasıyla dağa tecelli ediyor, dağ paramparça oluyor. Evet ayeti kerimenin devamında bu anlatılıyor. Hazreti Musa aleyhisselam bayılıyor. Şimdi buradan bir de Peygamber aleyhisselatü vesselamın makamının büyüklüğünü görelim. Kardeşlerim Hazreti Musa aleyhisselam bir esmanın tecellisiyle bayıldı. Bakınız zat, şunat, sıfat, esma, fiil ve eser. Bunlar tabakalar. Altı tabaka demiştik ya. Şimdi Hz. Musa Aleyhisselam bir tane esmanın tecelliyatına dayanamayarak ne yaptı? Bayıldı. Dayanamadı. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam esma tabakasını geçti. Sıfat tabakasını geçti. Şuuna tabakasını geçti. Mazagal basaru ve matağa ne yaptı? Perdesiz Rabbimize selam verdi. Miraç'ta Rabbimizi perdesiz gördü. Yani zata muhatap oldu. Hazreti Musa'yı bin bir esmasından biri bayıltırken o zat-ı şerifi Resul-i Ekrem bir düşünün ki o zata muhatap oldu. Onu, o zat-ı Zülcelal'i gören gözleriyle geldi ashabına ders verdi. Ve biz böyle bir peygamberin ümmetiyiz elhamdülillah. Evet. Şimdi onun zat-ı uluhiyet dairesi yani Allah'ın uluhiyet zat dairesi e, madem perdelerin birbirine temaşa eden ede, madem perdelerin birbirine temaşa eder pencereleri var ve isimler birbiri içinde görünüyor ve şuunat birbirine bakar ve temessülat birbiri içine girer ve ünvanlar birbirini ihsas eder ve zuhurat birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder. Yani Cenab-ı Hakk'ın mahlukiyet dairesindeki perdelerde olanlar bunlar. Perdeler birbirine temaşa eder pencereleri var. Birbirine bakarlar, isimleri birbiri içinde görünüyor. Şuunat birbirine bakıyor ve birbirine benziyor ve birbirini ve unvanlar birbirini ihsas eder, birbirini hissettirir ve zuhurat birbirine benzer. Onların zahir olmaları birbirine benzer ve tasarrufat birbirine yardım edip itmam eder. Cenab-ı Hakk'ın esmasının tasarrufları birbirine bakıp yardım eder ve rububiyetinin mütenevvi terbiyeleri birbirine imdad edip muavenet eder. Elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir ünvan ile ve bir rububiyetle ve hakeza. Evet elbette gerektir ki Cenab-ı Hakk'ı bir isimle, bir ünvan ile, bir rububiyetle ve hakeza tanısa, başka ünvanları, rububiyetleri, şenleri içinde inkar etmesin. Yani Cenab-ı Hakk'ın yarattığı bir eser olan bala bakan birisi ne yapacak? Sadece orada Rezzak ismini görmeyecek. Onu yarattı ya Halık esmasını görecek. Belki bal rızıkların sultanıdır diye şifa un linnas ayette geçiyor ya insanlar için şifadır. Yani rızıkların sultanı diye sadece orada biz Rezzak ismini görmeyeceğiz. Orada ne yapacağız? Halik ismini göreceğiz. Müzeyyin ismini göreceğiz. Ondan sonra Cenab-ı Hakk'ın Cemil esmasını göreceğiz. İlâ ahirihim. Yani öbür esmanın tecelliyatını ne yapacağız? O esmanın altında inşallah göreceğiz. Belki her bir ismin cilvesinden sair esmaya intikal etmezse zarar eder. Yani bir ismin cilvesinden, parıltısından öbür esmaya eğer intikal etmezsek çıkmazsak yani fikrin nakli fikir etmezsek zarar ederiz. Sadece bir esma ile Cenab-ı Hakk'ı tanımaya çalışırız. O zaman Cenab-ı Hak peygamberinin diliyle bize 99 esmasıyla dua etmemizi Hazreti Cebrail Aleyhisselam'ın diliyle bizi binbir esma ve sıfatla cevşenül kebirde bizden zatına dua etmemizi istiyor. Bunlar o zaman zaid olurdu, fazlalık olurdu. Demek ki bir esmada takılmayacağız. O esmanın zillinde, gölgesinde, sayesinde ne yapacağız? Sair esmayı da tefekkür edeceğiz. Mesela Kadir ve Halik isminin eserini görse, bir şeyde Allah'ın kudretini ve yaratılış sanatını görse, esmasının eserini görse, Alim ismini görmezden görmezse gaflet ve tabiat dalaletine düşebilir. Belki lazım gelir ki onun nazarı daima karşısında hu huvallah okusun, görsün. Onun kulağı her şeyden kul ve kulhuvallah allah dinlesin, işitsin. Onun lisanı La ilahe illa hu, beraber mizanet alem desin, ilan etsin. Yani kainatın bütün zerratı Cenab-ı Hakk'ı tesbih ettiğini ne yapsın? Beraber bir mizan ile bir ölçü ile beraber omuz omuza vermiş Allah'ı tesbih ediyorlar, onu görsün. Yani her tabakada, her mertebede, her ismin bütün mahlukat tarafından zikredildiğini insan görsün. İşte Kur'an-ı Mübin Allahu la ilahe illahu lehu'l esma'ül hüsna fermanıyla zikrettiğimiz hakikatlere işaret eder. Yani Allah'tan başka mevcut ilah yoktur ve bütün güzel isimler onundur demekle bunu işaret ediyor. Deniz dibindeki semekler ve bütün mahlukat, çiçekler, böcekler bütün hayvanat, nebatat, insanat, cemadat yani bütün mahlukat yaratılan her şey her mertebede ayrı ayrı ala meratibihim. Cenab-ı Hakk'ı farklı bir Esma ile ne yapıyor? Ayrı ayrı zikrediyor. Değerli kardeşlerim, Fahreddin Errazi Mefatü'l-Gayb tefsirinde Esma-i Hüsna'nın farklılığıyla alakalı şöyle bir tespit, tespitte bulunuyor bu ayeti kerimeyi tefsir ederken. Bir şeye verilen isim ya zatının gereği veya zatının cüzlerinin gereği veyahut da zatıyla ilgili olmayan şeyler münasebetiyle verilir. Yani Allah'ın selbi sıfatları zatıyla ilgili olmayan. Yani Allah o değildir. Allah nedir ne değildir diye Cenab-ı Hakk'ın zatı ve subuti, selbi ve zatı esması ve sıfatları var ya ona işaret ediyor. Evet, zatının dışında kalan sıfatları gereği ona verilecek olan isimlere gelince onlar sıfatlardan iştikak ettiği için sıfatları da ya subuti hakiki veya izafi ya selbi subuti veya izafidir. Onun zatına izafe edilen mümkün sıfatlar sonsuz olup yani yaratı mahlukat dairesinde olan sıfatlarla Cenab-ı Hakk'a izafe edilecek ise, edilecek olsa Allah ne değildir? Allah mahluk değildir. Cenab-ı Hak mesela biz gözle görüyoruz. Cenab-ı Hakk'ın görmek için göze ihtiyacı yok. Yani mücessime gibi yani e, Allah'a bir cisim vererek Allah'ın da gözü var diye, diye demek küfürdür. Allah gözden müstanidir, Allah basirdir. Görür ama nasıl görür onu biz bilemiyoruz. Mesela 200 sene önce bir insana desen ki Cenab-ı Hak görür ama gözsüz görür. Mesela aklında şüphe kalabilirdi. Ama şu anda bize bakan kamera belki 20 sene önce denizin içerisinde kum idi. Silisyum kumuydu. Kum ne oldu? Cam oldu. Geldi şu anda beni görüyor bir insandan daha güzel görüyor. Belki insan gördüğünü unutur ama kamera unutmuyor. Hard diskler, o CD kartlar, SD kartlar onlar tamamen silisyumdur. Yani deniz kumu bildiğimiz kaya. Yani şu kamera demir ve plastikten ve camdan mürekkep dolayısıyla nedir? Onlar 20 sene önce maden olarak yerde atıl bir şekilde duruyorlardı. Şimdi beni benden iyi görüyor. O zaman Allah'ın görmek için bir göze ihtiyacı yok. Görüyor ama bilemiyoruz. İşte selbi sıfatlar bu demek yani. Allah görür ama görmesi bize benzemez. Leyse kemislihi şeyün. Dersin başında söylemiştik ya. Yani Allah'ı en güzel tarif eden ayet budur. Ondan dolayı bizde olan mahlukattaki mahlukat yani sayısız mahluk var ya dolayısıyla Allah'ın selbi sıfatları da sayısızdır. Sıfatla isimlerde sıfatlardan iştikak ettiği için dolayısıyla Allah'ın isimleri sonsuzdur diyor Fahrettin Razi. Zaten Cenab-ı Hakk'ın esmasının sonsuz olduğuna Ehli Sünnet ve Cemaat Hazretleri ima Ehli Sünnet ve Cemaat e, uleması o Hazret ne demişler? Allah ezeli olduğundan dolayı isimleri de sonsuzdur. Cenab-ı Hakk'a müteradif ve mütebayin sınırsız isimler vermek mümkündür. Şu anda zikrettiğimiz, bizim bildiğimiz Cevşenül Kebir'de bin küsür tane esma ve sıfat ve Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bildirdiği Tirmizi'de geçen hadis-i şerifte 99 tane esma ve Kur'an'da o esmaların içerisinde olmayan farklı birkaç tane daha meskür esma ve sıfat. Evet, hem İmam Maturidi Hazretleri Saffat Suresinin 159 ve 166, 160. ayeti kerimesinde Subhanallahi amma yesifun illa ibadallahil muhlasin ayeti kerimesinde Allah muhlas yani ihlas kazanmış İhlas nasip ettiği kullar hariç Allah tavsif edilemez. Bir sıfa yani hakikatiyle Allah budur denilemez. Denildiğinden dolayı bizim itikadi mezhep imamımız İmam Maturidi Hazretleri buyurmuşlar ki değerli kardeşlerim yani insanlarca Allah'ın izzetine halel verecek, Allah'a yakışmayacak esma ve sıfatlar hariç Cenab-ı Hak her türlü isimle ne yapılabilir? Tazim edilebilir. Ey yetimlerin ağlamasına ve gözyaşlarına dayanamayan, onlara yardım eden. Mesela ne diyor? Ya rahimel abarat. Ey gözyaşı akıtanlara merhametli olan Allah. Cevşenül Kebir'de geçiyor. Yani bu gibi esma ve sıfat ve terkiplerle Cenab-ı Hakk'ı iltifat edip Allah'ı ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Şimdi burada Mahlukatın Cenab-ı Hakk'ı lisan haliyle mi yoksa lisan kaliyle mi zikrettiğine dair ulema mabeyninde tartışma olmuş. Bu tartışma ilk önce Osmanlı'nın e, Şeyhül İslamlarından Ebu Suud Efendi ile İmam Birgivi Mehmet Efendi arasında başlayan bir tartışma daha sonraları e, Abdülmecit Sivasi ile Kadızade Mehmet Efendi arasında bu Kadızadeliler ve Sivasiler olayı tarihte 100 sene sürmüş büyük bir hadisedir. Bunlar arasında geçen bir hadise ki Cenab-ı Hakk'ı mahlukat yani insandan ayrı mahlukat lisanı kaliyle mi yoksa lisanı haliyle mi zikrediyor. Kadızadeliler biraz Selefi ve İbni Teymiyeci olduklarından dolayı hayır mahlukat lisanı haliyle Allah'ı zikrediyor. Sivasiler ise onlar tarikat yani halveti tarikatına tabi oldukları için onlar ise bizim müridan mahlukatın Allah'ı insanlar gibi zikrettiğini işitiyorlar. Bu sefer onlar lisanı haliyle Tarikat ehli olan Sivasiler lisanı kali ile Allah'ı zikrediyorlar. Aralarda arada bir tartışma oluyor. Bu Sultan dördüncü Murad'ın önünde Şeyhülislamlardan mürekkep bir ulemanın önünde muhakeme olunuyorlar. Yani tarikat erbabı Abdülmecid Sivasi Hazretleri davasını ispat ediyor ve kazanıyor ve mahlukatın lisanı kal hal ile olduğu gibi lisanı hal ile de Allah'ı zikrettiğini orada meşayihin, Şeyhül İslam'ın ve heyetin önünde ispat ediyor. Şimdi Üstad Hazretleri de Risale-i Nur'da ne yapıyor? Lisanı hal ile kay mahlukat Allah'ı zikrettiğini den yani en az herhalde yüz yerde mahlukatın Allah'ı tesbih ettiğini, zikrettiğini den bahsettiği gibi şimdi okuyacağımız yerde ise kal lisanıyla Allah'ın zikredildiğini de ne yapacak? Bize ders verecek. Eğer o yüksek hakikatleri yani Allah'ın her mertebede, her tabakada mahlukat tarafından esma Hüsna ile meskûr olduğunu, zikredildiğini yakından temaşa etmek istersen, yani yakından görmek istersen, Git fırtınalı bir denizden, zelzeleli bir zeminden sor. Ne diyorsunuz de? Zelzeleli bir zeminden, fırtınalı bir denizden. Yani Celal ismine masar olmuş. Denizden ve zeminden sor, ne diyorsunuz de? Elbette ya Celil, ya Celil, ya Aziz ya Cebbar dediklerini işiteceksin. Demek ki mahlukat değerli kardeşlerim Celali esmayı büyük mahlukat zikrediyor. Yani o büyük hadiselerde mahlukatın büyükleri, hadisatın büyükleri Cenab-ı Hakk'ı büyük esmasıyla ne yapıyor? Celali esmasıyla zikrediyor. Ve devam ediyor. Sonra deniz içinde o denizin içinde de küçük mahlukat var. Denizin umumu ya Celil ya Aziz ya Cebbar diye, ya Kahhar diye zikrediyor ama denizin içindeki o küçük mahluklar ve zemin yüzünde merhamet ve şefkatle terbiye edilen küçük hayvanattan ve yavrulardan sor ne istiyorsunuz de elbette ya cemil ya cemil ya rahim ya rahim diyecekler. Onlar da cemali esma ile Allah'ı zikrettiklerini göreceksin. Hatta bir gün kedilere baktım bu bir müşahhas misal ile üstadımız ne yapıyor? Burada kendinden bir misal veriyor. Bir gün kedilere baktım. Yalnız yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar. Hatırıma geldi. Birden aklıma geldi ki nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir? Bu vazifesiz canavarcıklara hani niye canavarcık diyor? Çünkü bütün aslanın, kaplanın, sırtlanın bütün ortak ismi nedir? Hani biz bir çocuğa sorsanız ki mahallede şu ev kimin? Tahirlerin evi der. Bu ev kimin? Ahmet Gil'in ev. Biz de o aslana, kaplana, sırtlana bir alem olarak bir isim veriyoruz. Kedi gil, kedi giller. Dolayısıyla kedi onların isim babası olduğu için o da küçük canavarcık diyor. Diyor o küçük canavarcıklar, dedim gitti oynadılar. Baktım yalnız yemeklerini yediler, oynadılar, yattılar. Hatırıma geldi. Nasıl bu vazifesiz canavarcıklara mübarek denilir? Kedi mübarektir. Sonra gece yatmak için uzandım. Baktım o kedilerden birisi geldi. Yastığıma dayandı. Ağzını kulağıma getirdi. Sarih bir surette, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim diyerek güya, hatırıma gelen itirazı ve tahkiri, yani yaptığım itirazı ve hakareti, yani Üstad onun hatırından diyor, hatırından geçiriyor ve burada benim de hatırıma İmam Gazali'nin gıybetteki tasnifi geldi. Tabi büyüklerin bak Üstad Hazretleri kedinin kediye vazifesiz canavarcık diyor. Hatırımdan geçti. Yani diline getirmedi. Ee, İmam Gazali Hazretleri buyuruyor ki yani büyük insanların gıybeti hatırdan geçirmektir. Aklına bile getirmeyecek. Evet. Büyük insanların imtihanı büyük olduğu için en makamları büyük olduğu için onların e, ağır soru sorulacak imtihanları da büyük oluyor. İşte diyor o itirazı ve tahkiri taifesi namına geldi, reddedip yüzüme çarptı. Kulağıma ağzını dayadı. Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim dedi. Aklıma geldi. Acaba şu zikir bu ferde mi mahsustur? Acaba bu Ya Rahim, Ya Rahim diye zikretmek sadece bu kulağıma gelip onu söyleyen kediye mi aittir? Yoksa bütün kedilerde aynı ismi sarih bir şekilde zikredebilir mi, çekebilir mi, tesbih yapabilirler mi? Evet, yoksa taifesine mi amdır? Umumen taifesine mi şamildir? Ve işitmek yalnız benim gibi haksız bir muhterize mümün hasırdır. Ve bunu işitmek de benim gibi itiraz eden birine mi hastır, aittir? Yoksa herkes dinlese kedinin yarahim, yarahim, yarahim çektiğini işitebilir mi? Yoksa herkes dikkat etse bir derece işitebilir mi? Böyle diyor. Kalbimden geçti. Sonra sabahleyin başka kedileri dinledim. Yani öbürler de bunun gibi yapabiliyor mu? Çendam gerçi onun gibi sarih değil fakat he yani tabi şimdi büyük sanatçılar var. Sesleri güzel. Onların bir türkü çağırmaları var. Bir de sıradan bir vatandaşın e, türkü çağırması var. Fatih Çollak hocanın Kur'an tilaveti var. Bünyamin Topçuoğlu hocanın Allah uzun ömürler versin. E bir de bizim okumamız var. Demek ki yani Üstad Hazretleri de diyor o kedi... O kedi Allah'ı daha fasih bir lisanla ne yapıyor? O da kedilerin karisi. Yani kedilerin kıraat edeni. Evet. O da o diyor daha fasih bir lisanla okudu diyor. Ya Rahim lisanını çekti. Fakat bu kediler o kadar sarih değil fakat mütefavit derecede aynı zikri tekrar ediyorlar. Demek kediler Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Rahim. Hatta ben işitmiştim ağabeylerden. O kediye lakab olarak Abdurrahim ismini takmışlar. Yani Rahim olarak. Rahim, Rahim, rah Ya Rahim zikrettiği için o ismi takmışlar. Üstadın evinde misafir olan o kediye. Bidayeten hırhırlar arkasında Ya Rahim, Ya Rahim fark edilir. Gitgide hırhırları, mır mırları aynı Ya Rahim olur. Mahretsiz, fasih bir zikri hazin olur. Ağzını kapar, güzel yarahim çeker. Yanıma gelen ihvanlara hikayettim. Onlar dahi dikkat ettiler, bir derece işitiyoruz dediler. Evet, demek ki işitmek sadece benim gibi bir muhterize mi hastır diyor. He, onu da diyor kardeşlere hikaye ettim. Onlar da işitince he, anlaşıldı ki sadece bana ait değil, Hakikaten mahlukat lisanı haliyle olduğu gibi lisanı kaliyle ne yapıyor? Allah'ı zikrediyor. Fakat hani tüsebbihu lehu semavatü sebu vel arz bu Kur'an-ı Kerim'in ayetül kübrasıdır. Üstadımız öyle buyuruyor. İsra suresinin 44. ayeti kerimesi. Tüsebbihu lehus semavatü sebu vel arz yedi kat semavat ve arz ve men ve arasındaki her şey Allah'ı tesbih eder. Ve emmi şey'in illa yüsbihu bihamdihi. Hiçbir şey yok ki Allah'ı tesbih etmiş olmasın. Her şey Allah'ı tesbih ediyor. Velakin la tefkahuna tesbihahum. Fakat onun onların tesbihlerini siz tam anlayamazsınız. Demek ki Cenab-ı Hakk'ı bütün mahlukat hem lisanı haliyle hem lisanı tesbih ediyor. Lisanı haliyle tesbih ediyor. İnek, affedersiniz koyun, keçi, deve, ondan sonra manda, sütleriyle, etleriyle, hatta tüyleriyle meydan okuyorlar. Konuşuyorlar. Erkekseniz bütün insanlar toplanın. Süt profesörleri, biyologlarınız, ilim adamlarınız, benim samandan yaptığım sütü yapamazsınız. Ben bunu Allah namına size veriyorum. Bizimle konuşuyorlar. Hal lisanlarıyla ama kal lisanlarıyla da yapıyorlar. Onu da ne yapıyor? Onu da ehli işitiyor. Yani bu kadar gözünden haram giren, ağzından haram giren, kulağından haram giren bir kişinin kulağı letafet ve besatet yani incelik kesbedemez. Ona Büyük bir makamda olmak lazım işitmek için. Peygamber Efendimiz devenin, keçinin, kaplumbağanın e, ta, e, yani o mahlukatın ne yapmış? Kuru e, e, seslerini, ceylanın seslerini işitmiş. Onlarla konuşmuş. Evet sonra kalbime geldi. Acaba şu ismin veçhi tahsisi nedir? Bu ismi niye Allah bunlara tahsis etti de? Ya Rahim, Ya Rahim diye zikrediyorlar. Ve ne için insan şivesiyle zikrederler? Hayvan lisanıyla etmiyorlar. Kalbime geldi. Şu hayvanlar çocuk gibi çok nazdar ve nazik ve insana karışık bir arkadaş olduğundan çok şefkat ve merhamete muhtaçtırlar. Şefkat edilmeye ve merhamet edilmeye muhtaçtırlar. Okşandığı vakit hoşlarına giden taltifleri, gördükleri zaman o nimete bir hamd olarak kelbin hilafını olarak esbabı bırakıp yalnız kendi halik Rahim'inin rahmetini kendi aleminde ilan ile nevmi gaflette olan insanları ikaz ediyorlar. Bugün e, yani tevafuk etti. Bugün sabah kediye bir parça kahvaltıda sucuk verdik. Aldı başka yere gitti. Ağabey dediler, niye bizim yanımızda yemiyor? Çünkü senden aldığın nimetin sahibi seni bilmiyor. O nimetin esas sahibinin Allah olduğunu biliyor. Onun için halk arasında çok yanlış olarak kediye nankör deniliyor. Halbuki kedi nankör değil, müni'imi hakiki, hakikaten bilen mübarek bir mahluktur. O nimetin nereden geldiğini biliyor. Sadece sen tezgahtarsın. Mesela biz bir bakkala gitsek de tezgahtar bize 5 kilo bedava bir şey verse ücretsiz. Biz teşekkürü kime yaparız? E, tezgahtan aldık ama hizmetimizi o gördü ama ne yaparız? O malın sahibine teşekkür ederiz. Kedi de aynen öyle. İşte kendi halik Rahiminin rahmetini o kedi kendi aleminde ilan, ve nevmi gaflette, gaflet uykusunda olan insana da, insanları da ikaz edip, yarahim nidasıyla kimden medet gelir, kimden imdat beklenir, kimden yardım gelir bunu ve kimden rahmet beklenir, esbab perestlere, sebeplerde boğulanlara ihtar ediyorlar, ikaz ediyorlar. Cenab-ı Hak kainat kitabını okumayı, mahlukatın lisanı haliyle de olduğu gibi lisanı haliyle de yaptığı duaları, tesbihleri, zikirleri duymayı bizlere nasip eylesin. Madem duyanlar var, bunu da istemek, talep etmek bizim hakkımız. Cenab-ı Rabbül Alemin onlara bizleri halife yapmış, onların hamdlerini, zikirlerini, tesbihlerini bir tamamiha iyâ kenâbudu ve iyâ kenestain ile kemerbeste-i ile جناب خالق الزل جلاله توديءت مي نصيب إلى سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ان لله تعالى الفاتح الصلوات